Doğu Türkistanlı bir iş adamı tarafından yapılan bir paylaşımda Çin'in Doğu Türkistan'da Efendimiz'in ismin yasakladığını duyurdu. İktidar ortaklarından Doğu Perinçey'in övgüler dizdiği Çin'in bu kararına sizce Türkiye hükümeti ve Müslümanlar nasıl bir tavır takınmalı? Yani bilmiyorum bu haberi ilk defa okudum. Yani peygamberimizin adının yasaklanması... Gerçek mi bilmiyorum ama Çin'den beklenir. ya Çünkü Çin daha evvel Doğu Türkistan'da neler yaptı neler. Kadınların eteğini kesti yolda polisler. Böyle alçaklık yaptılar. Videosu var. Kadın polis yolda durduruyor Müslüman bir kadını eteğini kesiyor makasla. Başını açtırıyor eteğini kesiyor. Yani bunun olduğu bir ülkede. Bunlar da gayet normal olmuş olabilir ve Türk devleti her şeye sessiz kalıyor. AKP İslami yönden meseleye bakıp da tepkisini göstermiyor. MHP de Türkçülük yönünden meseleye bakıp da çünkü oradakiler Uygur Türkleri MHP de tepkisini göstermiyor ne ırk yönünden ne din yönünden tepki gösterilmiyor. Neymiş? Menfaatımız varmış Çin'de. Yerin dibine batsın sizin menfaatınız. Müslümanca bir tavır ortaya koymuyorlar. Menfaatımız var. Doğu şeyi memnun ediyorlar. Çin'i memnun ediyorlar. Sırtını Müslümanlara dönmüşler. Yönlerini Avrupa'ya, Rusya'ya, Amerika'ya dönmüşler, sırtlarını Allah'a dönmüşler, Müslümanlara dönmüşler ve bunlara sessiz kalıyorlar. Ondan sonra da lafa gelse, işte Türkiye İslam aleminin önde gelen ülkelerinden ne bileyim, ben İslam sancağını taşıyoruz falan filan. Müslümanların ya da mazlumların hamisiyiz. Nerede hamiliğiniz? Nerede? Ya bırak Müslümanların hamisi olmayı. Hem Müslüman hem Türk olanların bile hamisi olamadınız. MHP'den de hiç ses çıkmıyor. Ya bari başka konularda sesin çıkmıyor. Hiç olmazsa bu Uygur Türkleriyle alakalı de bari burada sesini çıkar.